Ekotürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eren Can Umut. Borsa Teknik programı ile karşınızdayız. Bugün de her hafta olduğu gibi sevgili hocam, değerli hocam, Borsa Teknik'te, daha doğrusu Bay Teknik Ahmet Mergen ile karşı karşıyayız. Ahmet Mergen hocamızdan grafikler alacağız. Hocam merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsın Eren? İyisin inşallah. Öyle görüyorum seni. Hocam sizi gördük. Maşallah. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Keyifler yerindedir. Vallahi keyifler fena değil, yerinde. Yani maşallah. Piyasanın da keyfi yerinde olsa doğru. Gerek artık ya. Bundan iyisi Şam'da kayısı değil mi? Yani yukarıya devamlı gidiyor işte. Ne yani güzel. Bundan iyisi sizin Metaverse dünyanızda olandı hocam yani. Metaverse, evet, yani o dünyaya geçmek lazım. Gerçekten de yani Borsa orada İstanbul'da. Orada her şey çok güzel. Doğru, doğru. Şimdi gerçek yani hayata döndüğümüz mesela, zaman. Evet. Ya yani Metaverse'de mesela geçen gün yani domatesin kilosu 3 lira filandı. Gerçekten güzelmiş. Hemen de aldım, 10 kilo filan aldım salça yapmak için. Gerçekten şimdi bugün güzelmiş. Gerçek dünyayla karşılaşacağım. Evet. Dışarıya çıkıyorum, Selimiye'ye gidiyorum. Evet. Bakalım kaç liradan açacaklar hesabı? 30'dan mı, 35'ten mi? Evet. Ama bütün bunlar geçici şeyler. Bu da gelir geçer diye düşünüyorum ama yani göründüğü kadarıyla yani insanları bayağı zorlayan bir ortam var şu anda fiyatlar açısından. Doğru. Yani Türkiye böyle büyük bir enflasyonu falan uzun zamandır yaşamadı. Yani yaşı epey olanlar yani bizim gibi dinozorlar böyle sert çıkışları 60-70 senedir böyle bir şey yok. Yaşanmadı yani. Bu kadar hızlı fiyat artışları falan pek görülmedi. Kim ne derse desin. Peki hocam, enflasyondaki bu yükseliş hareketiyle mi açıklamak gerekiyor Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları? Çünkü bugün geldiğimiz noktada yine %1'i aşkın bir yükseliş hareketi var ki şu anda da mevcut durumda 2492 seviyesinde. Yani rekor seviyeler test ediliyor. Bu rekorların devam etmesini bekler misiniz? Zaten yurt içerisinde yüksek bir enflasyon var ve bu enflasyonist baskının Borsa İstanbul'da daha da yükseltmesini, daha da öteye çekmesini bekliyor musunuz? Teknik olarak nasıl bir yorumda bulunursunuz? Yani şimdi TL bazında bakıldığında evet 2400'e kadar geldik, orayı aştık. Hatta biraz daha yukarı gittik. 2480, 90, 2500'e yanaştı neredeyse. Doğru. 250 bine doğru geldi. Doğru. Evet, buralarda biraz oyalanabilir. Çünkü kağıtların büyük bir kısmı, endeksi etkileyen kağıtların büyük bir kısmı 2406 endeks seviyesindeki o tepelerin üzerine geçti. Bankalar biraz gerideydi. Onlar da son dün ve bugün hariç diyelim. Yani onlar da bir 5-6 gün arka arkaya iyi hareketler çektiler. İyi hareketlerle zaten onlar bastırınca, onlar da bu ralliye katılınca bizim endeks 2200-2300'lerden bir anda fırladı gitti. 10-15 bin puan koydu üzerine. Yani onların bir omuz desteğiyle o 2406 gayet rahatlıkla geçildi. Tabii orada da en önemli konu yani Garanti Bankası'nın artık 12-20 falan filan gibi o rakamdan uzaklaşması. Yani 12-20'ye bu saatte seneler öncesi 4 dolara, 5 dolara, 3 dolara dolarını bozup da Garanti Bankası'na para yatıran, TL'ye çevirip para yatıran adam burada 12-20 dolar olmuş, 15 lira 80 sente para yani hissesini niye versin sana? Yani 5 sene önce, 10 sene önce ev alıyorsun, 3 milyon dolara atıyorum. Sen ondan sonra geliyorsun, 5-6 sene sonra, evet al şu evi, evet 600 bin dolara bana veriver. Yok canım, kimse vermez. Vermiyor da zaten muhtemelen. Yani bu kağıtlarda tabii ki bankalarda nereden baksan, yani Akbank 8-9 lirada olmazdı bu ralliye göre. Hele bizim yani şakayla karışık patlıcan endeksi dedik. Yani patlıcanın 40 lira olduğu, kilosunun 30 lira olduğu, 40 lira olduğu yerde Koç Holding'in 40 lira olması olmaz dedik. Fiyatlar aynı şekilde burada da kendisini ayarlar. Yukarı yönde hareket gerçekleşir. Hele dolar bazında baktığımızda bu şeye yani endekse, endeks daha 50 haftalık ortalamasını yeni kırıyor yani. Evet. Yeşil renkli alanın içinde 4 senedir vakit geçiriyor. En sol taraftaki 12.600 işte 870'li falan rakamların olduğu yer zaten
2018'in Ağustos ayı doların 7.23'e doğru roketlediği rahip Branson krizinin olduğu Ağustos ayı. Ondan sonraki bir rally, sonra tekrar aşağıya. Yani doların tabii ki 7.22'lerden 5, yani 16'ya hatta 5.40'lara doğru, 30'lara 40'lara doğru inişi, uzun süre altının altında kalışı, 5.80'lerde filan dolaşması, 5.70'lerde. Bu arada da tabii yukarı yönde doların o düşüşü dolayısıyla rally de oluyor. Bir yandan da endeks giderken fiyatlar dolar bazında da yukarı geliyor. Şimdi böyle uzun bir süre yatay alanda kaldı. 4 sene burası. Yani 4 sene içinde yatay bir alanda kalan bir endeks eğer yukarı yönde patlarsa, bu yalnız endeks olması gerekmiyor. Petrol de olur. Emtialardan ne bileyim öteki tarafta altın da olur. Gümüş de olur. Copper da olur, efendim bakır olur, pamuk olur, bilmem ne olur, her şey olabilir. Kakao olur, yani kahve olur, buğday olur, her şey olabilir. Uzun süre böyle yatay alandan yukarı doğru koptuğu zaman sadece yatay alanı katlamakla kalmaz. Çok daha yukarılara gider o. Yani tabanda ne kadar düdüklü tencere içine koyduğun şey ısınıyorsa, basınç ne kadar artıyorsa, bu basınç kendisini bir anda bıraktığı anda, bir boşluk bulduğu anda yukarı yönde eğer patlarsa tavana kadar gider. Onun için şu anda yavaş yavaş 50 haftalık ortalamayı geçiyor. Sarı renkli alanda yeşil renkli ortalamanın üstüne çıkıyor. Bu yalnız burada değil. Üfe tüfe veya başka euro miro başka grafiklere bakarsanız da endekse gene aynı hareket var. Yani ve burası 17.000 yani 17.500 veya 18.000 civarındaki o sarı renkli alanın üst tarafındaki dirence doğru gidiyor. Dolar olduğu yerde saydığı için şu anda yani 14.70'lerde yuvarlak hesap. Endeksin her yukarı gidişi bu fiyatı yukarı doğru çekiyor. Bu endeks eninde sonunda önümüzdeki sonbahar veya gelecek seneye sarkacak şekilde bir rally ile bence 20.000 dolara kadar gidecek. İlerisi çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ekonomik şartlar bence yani bir şekilde değişecek. Yani bu şekilde bir ekonomi yönetimiyle olmuyor. Olmadığı görüldü zaten. Başka şeyler denenmeli. Yani Türkiye'nin önünde başka projeler açılmalı. Tarımı ne yapacaksınız? Hayvancılık ne yapılacak? Uzun vadeli projeler nedir? Türkiye'nin ekonomik açıdan gelişmesini sağlayacak ihracatı bilhassa arttıracak teknolojik gelişmelere büyük yatırımlar falan yapılmalı. Yani yollar, onlar, bunlar, şunlar yapıldı. Artık gençlere yönelik bilhassa gençler arasındaki işsizliği %25'lerden aşağıya doğru çekecek. Evet, yani bizdeki işsizlik %10.7-11 civarında falan dolaşıyor ama gençler arasındaki işsizlik oranı çok daha fazla. Yani çoğu insan babasının, anasının işte verdiği harçlıkla, kendi kazandığı, zar zor kazandığı paralarla filan işi yürütmeye çalışıyor. Ama öyle olmuyor. Yani biraz daha o alanda büyük gelişmeler gerekiyor, yatırımlar gerekiyor. Bu yatırımları eğer yapılırsa, gençleri de işlere koyarsak, onların enerjisi benimkinin 3, 5, 8 misli. Ben gelmişim kaç yaşıma, bugün 20 yaşındaki adamla mücadele edebilir misiniz fiziksel olarak? Edemezsiniz çünkü ben kendi 20 yaşındaki fiziksel gücümü biliyorum. Yani tuttuğum anda deviririm yani. Ama şimdi tuttuğum anda birisi beni devirir. Uzun süreli çalışmalar, bilhassa beyin. Beyin daha çok çalışır gençken. Yani daha hala gelişim halinde. Yani bir sürü gri hücreleri var. Gri hücreler ölmemiş durumda. Zeka seviyesi hala üst düzeyde. Türkiye bunu yapabilir diye düşünüyorum. Onu da söylüyorum. Defalarca da anlatıyorum televizyonlarda. Ona olan inancımı da söylüyorum. Türkiye çok daha iyi yerlere gelmeye layık. Ama bu işin yapılması için de önünün açılması lazım. Türkiye'yi sevmek lazım. Lafta değil. Lafta değil. Türkiye'yi hareketle, gösterdiğin hareketle ve önünü açtığın yollarla sevmek lazım. Onu göstermek lazım. Yani bu gelecekte olacak diye düşünüyorum. Bu endeks tekrar 50 bin dolara, yani son 20 senede 50 bin dolara 3 defa gitti. 2007'de gitti, 2011'de gitti, 2013'te gitti. Buradaki sıkıntılardan bir tanesi, hocam Fed var. Evet,
Yani Fed biliyorsunuz doların üzerine faizi bindirecek, doları değerlendirecek. Nasıl yapacak? Şimdi işte tabii ki Amerika'daki enflasyonun 8'lerin üzerine doğru gitmesi, hatta bazılarına göre o devletin açıklaması 8,5'lar civarı falan galiba, bazılarına göre %15'lerde geziyor, üzerinde geziyor. Böyle bir durumda Fed'in tabii ki eline sopayı alıp 0,25 yerine 0,50'lerle falan faiz artışlarına hızlı bir şekilde Mayıs'tan itibaren girişmesi. Eğer tedbirini alırsanız, bütün dünyada zaten faizler şu veya bu şekilde artıyor Fed'den önce. Eğer tedbirini alırsanız, üretime gereken değer verilirse, Türkiye artık bence tarım veya hayvancılık sektöründe çok önemli büyük atılımlar yapmak durumunda. Yapması lazım çünkü mümbit toprak. Toprak veriyor yani, ne verirsen, ne toprağa ne verirsen oradan alıyorsun yani. Çok çok fazlasını alabiliyorsun, yeter ki. En önemli konulardan bir tanesi sulama, su işi. Yani Türkiye'ye evet biraz daha fazla yağmur yağması lazım. Türkiye'deki o yağan karın, yağan yağmurun bir yerlerde depolanması lazım. Ki yaz aylarında hem kullanım açısından hem de sulama açısından bilhassa şar değil. Yerin altındaki bütün yeraltı sularını yukarıya çekerek kullanarak değil, kendimizin de depolaması lazım. Uygun bir şekilde teknikleri var onların. Ben uzmanı değilim, ziraat mühendisi de değilim veya bu konuda çok fazla bilgi sahibi olan bir uzman da değilim. Yani uzman olsam ben de televizyonda her konuda, tamam mı, ahkam kesebilirdim. Bazı arkadaşların kestiği gibi her konuda bilgileri var. Benim öyle her konuda bilgim olmayabilir. Onun için de bilenlere soracaksınız. Sulama nasıl olmalı, hangi bölgede nasıl sulama yapılır, hangi bölgede hangi ürün daha fazla yetişir? Ziraat odaları, ticaret odalarının görevi bu kardeşim. Buralar, bu odalar, buradaki yerler yani siyasete atılmak için bir şey değil. Kaldıraç veya ne bileyim bir tramplen tahtası olarak kullanılacak yer olmamalı. Oralarda başka işler yapılmalı. Herkes görevini yapmalı orada. Siyasete atılmak için hop oradan zıplama yeri olarak kullanılmamalı. Ön plana çıkayım orada falan, oradan siyasete geçeyim. Türkiye'de en, yani bakıyorum ben, Türkiye'de herkes siyasete gitmek istiyor. Nasıl bir işse. Orayı da kısıtlamak lazım. Siyaseti de. Yani belli şeyler, şartlar getirilmesi lazım. Bir kere yani toplumsal, toplum bilimi, psikoloji, felsefe, dünya bilimi, dünya politikaları hakkında bilgi, ekonomi, yani bir sürü işler lazım. IQ, Türkiye'yi yöneteceksiniz yani. Bunlara da değer vermek lazım. Bunların da ölçümü lazım. Aynı zamanda ileriye dönük projeleriniz ne? Ne sunuyorsunuz? Her milletvekilinin mesela ileriye dönük projesi nedir? Kendi bölgesine neler sunmak niyetinde? Bunları açıklayıp yani gerçekleştirmek için çaba sarf etmek lazım. Bizdeki siyaset daha ziyade hep nasıl işte, herkes birbirine sallayıp duruyor. Herkes birbirini yani bir gürültü patırtı içinde, ne diyorlar, kaşıkçı kavgası mı? Yani gürültü patırtı, hep gürültü patırtı. Bir yandan da yani bir şey üretmek lazım. Yani ortak. Ya ülkede bu kadar beraber yaşayan insanlar bir konuda, en azından iki konuda bir araya gelip de ortak akılla bir iş yapamaz mı ya? İlla her konuda çarpışmak mı lazım yani? Hiç ortak bir fikir olarak herhangi bir konuda anlaşılmaz mı yani bu ülkede? Her konuda yani iki taraf mı olmak lazım? Enteresan. Evet. Öyle olmamalı. Bazı konular var, aklın yolu bir canım. İster yönetimde olursun, ister muhalefette olursun ama görüntüye baktığın zaman aklın yolu bu kardeşim dersiniz. Ortak bir iş yaparsınız. Yapmalısınız da yani. Burası kimsenin ülkesi değil. Burası burada yaşayan insanların ülkesi. Kimsenin malı falan değil. Burası zamanında bunun bedelini kanla ödeyen, canıyla ödeyen insanların ülkesi. Onların bıraktığı bir miras.
O kadar net. Gerisi fasafiso. Kimsenin değil burası. Bunun için de gereğini yapıp bu ülkenin ekonomisi konusunda yani gidecek yukarıya doğru hareketler, insanların refah düzeyini arttıracak çalışmalar yapılmalı. Ben sarı renkli alanın daha sonra yukarı yönde katlayarak önümüzdeki aylarda yani 22 bin dolara kadar çıkacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi Fed'in en büyük tantana Fed'de eğer doları çok fazla değerlendirirse nasıl gidecek hocam? Evet, yani orada biraz dediğiniz gibi sıkıntı var. Ama Fed'in de enflasyon dolayısıyla haldır huldur işe girişip de faizleri çok fazla gereğinden fazla arttırıp da bu sefer işsizliği tetikleme yönünde bir riske de alacağını zannetmiyorum. Yani bir süre belki Amerika %2'lerde değil de Fed'in etkisiyle belki %3, %4'lerde bir enflasyon yaşayabilir. Yoksa herkesi de işten atarak enflasyonu boğduk ama şu anda da ülkede kimse çalışmıyor demek o da çözüm değil. Onu herkes yapar. Bir girişirsin %3.6 olan Amerika'daki enflasyon işsizlik enflasyonu %1'e indirdin işsizlik ne yaptı? %15'e çıktı. Ne anladım o işten? O da öyle kolay yani o da öyle bir başarı olarak ortaya çıkamaz. Fed de zaten o tarafı da kolluyor. İşsizlik çok önemli. İstihdam değerleri çok önemli. İnsanların işini kaybetmemesine de çalışıyor. İnsanlar işlerini kaybetmediği sürece %3, %5, %7 belli bir süre için enflasyonu tolere edebilir. Hep devamlı %2'de yaşayacak halin yok kardeşim. Alıştınız 50 senedir, 100 senedir. O iyi. Gelin bir de bizim ülkede. Bizim ülkede de %10'un altına, %5'lere doğru inşallah gelecek. Bakalım, bekliyoruz. Evet. Geçelim bakalım buraları. Evet hocam, şimdi isterseniz reklam öncesinde şöyle bir kısaca bir Halkbank değerlendirmesi yapalım. Çünkü az önce sizle de bahsettik. Evet. Bankacılık bir miktar geri planda kalmıştı ama son dönemde bir atak hareketi var gibi duruyor. Ne dersiniz? Kamu bankaları arasında tabii ki Halkbank ve Vakıfbank ikisi çok ağır gitti. Yani yatırımcı biraz yatırımcının gözünde gözden düştüler. Uzun süredir de pek atak yapamadılar. İşte en son gene 4.23'lerde ki bu kağıt yani 4.23'e indiği zaman inanılmaz 30 sente falan iniyor. Bu kağıt zamanında yani bakıldığında 10 dolar falan işte yani o tabii ki 20 liradan sattı. Dolar 1,5 liraydı. 12 dolar falandı yani oralarda yaklaşık. Oradan aşağı indi. Nereye indi? 40 sente falan indi. 30-40 sente indi. Müthiş bir şekilde bir değer kaybı oldu dolar bazında. 4.23'ten yukarı doğru gelen hareket 4.89'da bir tepe. Ondan sonra ortalamalarda biraz destek buldu. 5'e yaklaşınca satış geldi ama ortalamalarda bulduğu destek sonrası bütün bankalar bir anda patlayınca yukarıya son 5-6 gündür burada da geldik 5.57, 5.66'nın olduğu direncin olduğu yere. Ha, belki 6'ya doğru gidebilir ama bu hızlı çıkış ortalamalardan biraz fazla kısa sürede uzaklaşılmaya sebep oldu. Ortalamalar daha yetişemedi fiyata. Böyle sert yükselişler sonrası fiyatlar ya durur veya ortalamalara doğru düzeltir, geri çekilir. Şimdi buralarda biraz vakit geçirecek ki ortalama kendisine doğru yanaşsın. Belki 5.25'e doğru aşağıya doğru 5.35-5.25'e doğru geri çekilirken ortalama da yukarıya doğru kendisini alacaktır. Oralarda bir yerde birbirlerine kavuşurlar. Ondan sonraki hareket duruma göre belki bir daha yukarı yönde bir zıplama yaşanabilir. O zaman da 6 civarındaki direnç yoklanır. Yavaş yavaş toparlanıyor. Uzun süreye bakıldığında yukarı tarafta 5.50, aşağı tarafta da yaklaşık 4.30-4.25 bunun dibi. Yukarı tarafta da 5.50 tepe gibi bakıldığında şöyle. Bu daha sonra yukarı yönde katlar mı? 4.25, 5.50 katladığı zaman zaten 5.75 koy üzerine onun da birine 7 liralar falan gündeme gelebilir. İlerideki zaman dilimi içinde. O bile kurtarmaz.
dolar bazında vurduğunda 7 lira olsa, dolar 15 olsa 50 sente geliyor demektir. 7,5 lirayı bile görse. Kağıt bir zamanlar kaplandı. Yani 2013 senesinde halka arz sonrası 15 liralardan filan halka arz edilmişti. 21 lirayı filan görmüştü o zaman. Evet, geçelim. Evet hocam, Vakıfbank'ı değerlendirelim. Bu da öyle. Bir zamanlar 5 liralardaydı. Oradan sonra sert bir satışla aşağılara indi. Sonra 3.20, 3.20'den 4.63'e çok sert bir satışla orada gerçekleşti. O gün bugündür kağıt tekrar 3.20'lere doğru kaydı. 3.26'da dip yaptı. Aynı Halkbank gibi burası da 3.36'dan 3.63'lere falan orada biraz dinlenme. Dinlenme sonrası bütün bankacılık sektöründeki tüm kağıtlar gibi işte Şeker Bankı, Albarakası, TSKB'si, büyük bankalar, Finansbank, şu bu, yani Akbank, Garanti, İşçe, Yapı Kredi, iki tane de var, kamu bankası bile, hurra diye iyi bir hareket oldu. 4.14'teki direnç, 4.18, oralara kadar geldik. Yani 3.60'lardan. Şimdi sağ taraf boş kaldı. Ortalamadan çok uzaklaştı. Yani buralarda şimdi belki de 3.90, 4.20 filan aralığında biraz gidip gezinebilir. Biraz dinlenebilir, biraz güç toplayabilir. Ondan sonraki hareket, evet, ondan sonraki harekette yukarı yönde 4.60'taki tepe var. Bunun da kendi bir zamanlar zannedersem öyle haberler çıkıyordu. Kamu bankalarına, sermayelerine para konacaktı falan mı? Öyle bir şeyler duydu ama belki de yanlış duydum, bilmiyorum. Onu da doğrulamak lazım. Benden, yani benim dediğime inanmayın. Ama sağ tarafta bir gelişme olacaktır, biraz durulma. Ondan sonra 4.20 falan aşılırsa yolculuk 4.50, 4.60'a doğru olur. Biraz daha kendisini toparlar. Uzun vadede, vallahi uzun vadede yaklaşık yani 3.20, 4.60 desek 140 kuruş. 1 lira 40 kuruş. 4.60'ın üzerine 1 lira 40 kuruş. 5, 6, 6.5 civarı uzun vadede de hedef olarak ele alınabilir. Kısa vadede bence ortalamalarla biraz kavuşması lazım. Onun için de biraz vakit geçirecektir. Çok fazla aşağı inmeden ortalamayı da bekleyebilir. Evet, geçelim. Evet, reklam öncesi şöyle bir Garanti Bankası'na da hemen bakalım hocam. Orada da bir hareketlilik var. Tabii şimdi Garanti daha ötekilere nazaran daha yükselen bir trend içinde. Yani dipler hep yükseliyor. 8, 8.75, 10, 10.91 filan. 12.32, 12.35 orada bir karşılıklı tepeler, direnç oluştu. Orada bir boğuşma yaşandı ama daha sonra vurdu gitti. 12 liralardan 13.95'e kadar tırmandı. 13.58'deki tepede geçildi. O tepe zaten yani boşlukla açıldı 12.54'e doğru. Ortak kendi teklifini sundu. Geride kalan payları şu fiyattan alırım malırım derken orası öyle gitti ama son 4 ayı yatayda geçirdi. Yukarı taraf 12.5, aşağı taraf 11 filan böyle yatayda geçirdi. Yani yatırımcısına bir anlamda para kazandırmadı. Parayı da orada bloke etti. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor. Baktığın zaman 11, 13.5'u katlasa yukarıya zaten ne eder? 2.5, 16'lar. Yani bu kağıdında 18-20'lere doğru bence gitmesi lazım. 18-20'ye gitse ne olacak? 15 lira dolar. Evet. 1 dolar 25 sent olsa hesabını yapsan zaten 20 liraya geliyor. Evet. 19-20 liraya geliyor fiyat. Bu kağıt daha 3.5-4 dolarlarda zamanında işlem gören bir kağıttı. Evet. Yani onun için hedef olarak bence burada da 20'ye doğru hareketler önümüzdeki aylarda görülebilir diye düşünüyorum. Bilhassa bu enflasyonist ortamda kağıtlar da burayı yakalamak durumunda. Yani en ucuz bunlar kaldı. Her şey gitti. Yani millet ne bulduysa satın aldı. Parada evet, kalmak istemedi. Şimdi de tabii bu ürünleri satan şirketler alınıyor doğal olarak yani. Evet. Evet. Hocam kısa bir aramız devre var. Devre arası galiba. Evet hocam, minik bir devre aramız var. Devre arasından sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Efendim,
kısa bir aradan sonra değerli hocam Ahmet Mergen'le birlikte Borsa Teknik programımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet hocam, şimdi Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası'nı analiz ettiniz. Ağzınıza sağlık. Bunları geride bıraktık ve şimdi Anadolu Grup Holding hissesiyle isterseniz geri kalan hisselerimize başlayalım. Evet, orası tekrar çanağı tamamlamaya gidiyor diye görüyorum. Yukarı tarafta şeyden geldi, 50'ler civarından indi çok sert bir satışla. Orada ne oldu? İşte endeks 2400'e giderken burası 21 liralardan kaptırdı. 49.72, 50 liraya gitti. Sonraki sert satış burayı da indirdi. Endeks 1800, yani 1726, sonra 1827 filan oralara inerken bu kağıdın dibi de yaklaşık 31 lira civarında. 31-31.5, iki tane dip oldu orada. Sonraki hareket şimdi yukarı yönde çanağı tamamlamaya gidiyor. Ama önünde 40-16'da direnç vardı. Orada biraz aksırdı, tıksırdı. Sonra devam etti yoluna. Hareket 43 civarında, tepeyi yoklamak üzere yolunda devam ediyor. Yukarı yönde hareket. Fiyat da zaten 50'lerden düşüşte dikkat edersen %61.8'lik alan olan 31 civarından yukarıya doğru gitti. 31-40 arası 9 lira desek, o çanağı yukarı yönde katlasa büyük çanağı tamamlamış olacak ki 40'ın üzerine 9'u koyduğun zaman zaten 49 lira orada satıcı gelir. Yani 49 liraya yaklaştıkça satıcı kütlesi artar kardeşim. Orası hemen paldır küldür, hemen geçilmez gibi. Gene de 31'den 50'ye doğru gidiş nereden baksan fiyat olarak %40 civarında bir yok. %66 eder. 31 liranın düşündüğün zaman 20 lira üzerine koyarsan %65-66 civarında, evet, 3'te 2'si kadar da para kazanmış oluyorsun 30 lirana karşı. Orada satıcı gelir. Orada bir kulp daha falan filan yapar. Ondan sonra yukarı yönde eğer endeks kendisini katlıyorsa, bu endeks dediğim gibi 20 bin dolarlara, 27 bin, 30 bin dolarlara doğru gidecekse bu fiyatlar burada durmaz kardeşim. Bunlarla gidecek zaten. Yukarı yöndeki hareket 30-50 hareketi katladığı zaman aylar sonra, belki sene sonu, belki seneye 2023'ün yani ortaları filan da olabilir. 70 liralar filan görülür mü? Görülebilir yukarı yöndeki harekette. Yani kendisini çanak yukarı yönde katlarsa oralarda görülebilir ki hatta. Niye olmasın? Yani 20 liradan 50 liraya gittiği gibi 30 liradan da 70 liraya bir hareket yaşanabilir. Pek fazla, yani Türkiye'de bilhassa lotlarda az olduğu için kademelerde milyon lotlar yok. Çok rahatlıkla birileri alıp toplayıp kağıdı paketleyip yukarıya doğru taşıyabilir. Geçelim. Evet hocam, Petkim'le devam ediyoruz. Çok fazla sorulan ve izlenen bir hisse malum. Burada da kağıdı hakikaten sahiplendiği zaman, bir yatırımcı bir kağıdı sahiplendiği zaman öyle. Fonmuş, monmuş, yok küçük yatırımcıların ufak tefek alışlarıyla falan bu işin olmayacağını gayet rahatlıkla geçtiğimiz zaman içinde ispatladı. 6 liradan aldı, kağıtları nereye götürdü? Götürdü kağıdı 10 liraların üzerine, sonra kağıt gene indi falan 6'ya. En son 2400 endeksine doğru olan çıkış sırasında 6.10'dan 11.37'yi gördü. Oradan 1726'ya kadar inen endeks düşüşü sırasında, sert satışlı sonrasında burası da 7.16'ya indi. Sağ tarafta 7.32 var. 7.16, 7.32 yaklaşık 7.25 akılda kalsın dip. Anlaşılan dipler burada. Arada 9.90'da bir tepe var. Yani 7.25 veya 7.30, 9.90 arası ne eder? 2.30. 2.30'u 9.90'ın üzerine koysan, çanağa katlasa ufak, etti sana 10.20, 12.20 filan. Yani 11.37'deki o alan yukarı yönde hedef olarak geçilebilecek gibi gözüküyor. Kağıt bugün de artıda. Yani çoğu kağıt 2400 endeksteki fiyat eriştiği seviyeleri geçti. Bu daha geçemedi 11.37'de ama yavaş 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 tırmanıyor. 8 lira civarında göğe mal veriyorlardı falan filan. Tahtayı allak bullak ettiler. Yani milleti 3 kuruşluk malını göz koydular.
Verdiler aldılar, verdiler aldılar bir şeyler. Ondan sonra 8 liradan sonra o günü yukarıda kapattı. Kapanış o kapanış. Satanlar tekrar geri aldı falan filan. Yani tahtada aşağı yönde baskı kurarak mal topla. Ondan sonra milletin malını yut. Ondan sonra al başına yukarıya tekrar kağıdı sürükle. Ne güzel iş. Yani bazen merak ediyorum, manipülasyonun tanımlaması ne acaba ya? Nedir yani? Her gün tahtada alışveriş yapmak bence de manipülasyonun ta kendisi yani. Bu yalnız buralarda olduğu için söylemiyorum. Her tahtada, her gün, her gün, her gün aynı kişilerin devamlı olarak yukarı aşağı veya kurum veya fon neyse yukarı aşağı, yukarı aşağı kağıtları 20-30 kuruş bir yukarı bir aşağı falan filan indirip bindirmesi nedir ya? Neyle tanımlanıyor? Trading midir yani bu? Yani amacın ne kardeşim? Yani bir yerde bu kadar lotları, hani ben 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin lottan bahsetmiyorum. Çok lotlar dönüyor. E o zaman birisinin bir soru sorması lazım. Ne yapmak istiyorsun ay kardeşim ya? Günde bu kadar milyon lotu döndürüyorsun, ne oluyor yani? Hadi bir gün yaptın, ikinci gün gene, üçüncü gün gene. E birisinin bir soru sorması lazım ya. Gel bakayım buraya ya. Ne yapmak istiyorsun sen burada? Yani yatırım dünyasını karıştırıp durma. Alacaksan al, otur üzerine. Ne yapacaksan yap. Ama işte işin öteki tarafında da piyasaya geniş alanda yayılmadığı için lotlar, kağıtlar, yatırımcının da gücü o kadar fazla olmadığı için bu tip hareketlere likidite sağlamak konusunda kolaylık oluyor diye müsaade ediyorlar. E ne yapacaksın? Bunlar da olmasa bu sefer yatırımcı da alıp satamıyor. Yeteri kadar likit olmuyor ortalık. Böyle de bir durum var yani. Ama bu kağıt bence çıkış trendinde ve hala yukarıya doğru gidiyor diyebilirim. Evet, geçelim. Evet, Tüpraş'a bakalım. Yani, hocam gitmiyor. Hocam Tüpraş'a ne olacak? Şuydu, buydu. Bu enflasyonist ortamda fiyatlar önümüzdeki aylarda sene sonu olmazsa gelecek seneye sarkacak şekilde, yani bu gidişat 500 lira olur mu? Yani 90 liradan beri devamlı hedef revize ediyorlar. Yani revize, revizenin revizesi, revizesi. E bugün de kağıt nerelerde? 260'ların üzerinde, 63 mü? 10 lira mı? Kaç lira yukarıda? 8 lira yukarıda, 261'lerde, 63'ü falan gördüğünü gördüm de. E şöyle bir hesap yapalım. 221, 136. Kaç lira var burada? 130-220 desek zaten yaklaşık 90 lira falan mı? Evet. E 40 lira, hadi 140 diyelim. 140'tan 220'ye 80 lira bir fark var. 220'nin üzerine 80'i koysan, üçgen sadece yukarı yönde katlasa, sarı renkli üçgen, 300 lira eder. 300 lirayı 15'e bölsen 20 dolar. Bunun tepesi 30 dolardı. 450 lira zaten 30 çarpı 15, 450 lira yani tarihi olarak dolar bazında tarihi zirvesine gitse 450-500 dolar yazacak. 500 lira yazacak 30 dolardan. E, çıkış trendinde hala gidiyor. Zamanında söyledik. 80-90 liralarda 60 liraydı da hadi onu bırak 90 liralarda. Ama yatırımcı da insanın kafasının etini yiyor kardeşim. Bır bır da bır bır da bır git bedü bet dede det dede bet dede. Yani ne yapacağız kardeşim? Sana 1'e 10 kazandıracak bir ayda kağıdı kim bulacak? Bulsak zaten kendimizin yani kendi yırtığımızı dikiş yani biz deliğimizi kendimiz dikeriz işte terzi olarak. 1'e 10 yapmak öyle kolay mı? Spekülatör veya bir yerde şey olmak lazım, tahta yapıcısı olmak lazım. E o da başka bir iş. Öyle para kazanmak bana uymaz. Buradan gitmiyor aşağıya. Yedi. Ahı olur, vahı olur insanlar. Onlardan hoşlanmam. Yani benim dünyamda gerçek dünya olduğu gibi başka bir dünya daha vardır. O dünyada da benimle beraber başka bir şeyler de yaşıyor. O dünyadan ahı vahı çekemem.
Yaşayamam öyle. Trading aldı verdi bilmem ne eyvallah. Alırsın oturursun üzerine tamam. Ama kağıt daha yukarılara gidiyor. Şişe camda da böyle oldu. 2 liralık 3 liralık kağıt gelmiş 8,5'a 9 liraya gidiyor. 7,5-8'e iniyor. Gitmiyor. Ah 18 liraya gitti. Orada durur mu? Durmaz. Onun da fiyatı 25'lere falan doğru yolcu. Bu ralli böyle bu şekilde giderse bu enflasyonist ortamda dolar bazında o kağıtlara baktığınız zaman daha yeni çıkıyorlar ortalamaların üzerine. Endeksimizde zirvede falan değil 50 bin dolarda değil 15 bin dolar 16 bin dolarda endeksimizde. Gördüğü tepelerin üçte birinde ya. Hani bu şey gibi. Dow Jones 35 binde kardeşim. 18 binden gitti. Ben gidemedim dolar bazında oraya. Ben 50 bin dolardan 15 bin dolara indim. 12 bin 500 dolara indim yani. Dörtte bire indim. %80 şeyi gitti. 75'i gitti benim değerimin. 2013 senesinden beri. Öyle bakın. Öyle bakıldığı zaman yukarı yönde potansiyel hala devam ediyor diye düşünün. Burada da öyle. Trend yukarıya. Yani hep onu diyorum ya. Bir tane tüpraşınız var ya. Bir tane petkiminiz var. Bir tane paşa bahçeniz var. Evet. Geçelim bakalım burayı da. Evet hocam. Sırada Göltaş var. Vallahi 87'lerden inmiş. Çimento sektöründe pek fazla bir hareketlilik olmadığı için uzun süredir yatayda geziyor. Fakat burası da böyle yavaş yavaş yani 35-51 çanağını sarı renkli alanı tamamlamaya doğru gidiyor gibi geliyor bana. 46'lara kadar falan geldi biraz boğuşuyor. Lot yok bir şey yok. Yani çok değişik kişilerde herhalde lotlar var. Tahtayı sahiplenen yok. Ama bu tahta gerektiğinde 21 liradan 87'ye gidebiliyor. Çimento rallisi yok. Çimento'da hareketlilik fazla yok. Ama böyle durmaz. Yani afyonlar, oyakçı falan filan sağda solda bir takım kıpraşmalar, kıpırdamalar başladı. E öyledir ama. Belli bir yerde kağıtları götürüp orada kar ettikten sonra kendilerine insanlar, spekülatörler veya para sahibi olan kişiler başka yerler ararlar. Neyi kaldıralım da nereden nereye götürelim? Nerede potansiyel var? %20, 30, 50, %70 yukarı yönde gidebilecek potansiyel olan taraflara doğru yönelirler. Buraya da sanki gelebilirler gibi. Yani çimento sektöründe, yalnız buraya değil, çimento sektörüne belki gelebilirler diye düşünüyorum. Biraz zaman alabilir. Öteki tarafta işler bittikten sonra eğer öyle bir durum olursa zaten çanağın katlaması 70 lirayı falan gösteriyor. 72 liraları falan. Ama önce 51 direnci var. 51 civarındaki o direncin önce geçilmesi lazım ki 60'ların üzerine doğru gidebilsin. Kağıt bence geniş bir alanda bir çanak görünümü içinde toboya yatıyor gibi bir durumu var. Yukarı yönde potansiyel hala var. Göründüğü kadarıyla ortalamaların üzerine çıktı. Kısa vadede biraz zıpladı. Ortalamaları bekler ama esas direnç 51 lira civarında. Geçelim. Evet hocam. Kozal sıradaki hisse ki bugün de tavan kendisi. Yani onu da dün gece yaptık. bugün fırsat vermedi maşallah. Tahta %10'dan tavana gitti. Yani fiyat 171'de. Bizim grafik 159'da kaldı. Yazdık. Burası 164'teki 2400 endekste gördüğü o tepeyi geçer. Diğerleri geçtiği gibi bu da geçer dedik. Geçer demeye kalmadı. Yani yatırımcı belki alabilirdi şu analizi yukarı yönde analizi görmüş olsaydı ama fiyat sabahleyin zaten direkt tavana doğru gide yüksekten açtı. 171'lerde. Evet. Bakıldığı zaman burası da aynı tüpraş görüntüsünde sanki. 164'ten 105'e, 105'ten tekrar 111'de ikinci dip, 136'daki aradaki tepeyi geçtikten sonra ortalamalara çarparak zıplayarak yukarıya doğru trend ediyor. 164'te geçildi. Şimdi 200 liraya gidebilir mi? Bu çıkış trendinde endeks biraz daha kendisini zorlarsa, yani aşağılara çakılmazsak durup dururken gene o zaman 200 liraya gider mi? Gidebilir kardeşim. Trend nasıl? Trend yukarıya. Yukarı olan bir trendde 171'e gelmiş. Zaten %20 daha
gitse 35 lira da etti sana 205. 170'in üzerine koyarsan. %10 gitse 170 artı 17, 187, 190 civarı. Yani neredeyse 200 lira olur. Onun için yatırımcı belki de, yani bana göre burada bakıldığında trend yukarıya, ortalamaların üzerinde yeni zirveye gitmiş. Biraz bekleyeceksin. Vagonda kalacaksın kardeşim. Biraz kendine müsaade et. Para kazanıyorsun, biraz kazanmaya müsaade et. Yani kendi kendini paldır küldür dışarı atarak para kazanmaktan kendini muaf etme. Eksik kalma. Dur biraz. Yani düşüşte durduğunuz kadar çıkışta da içinde durursanız kağıtları belki daha fazla para kazanırsınız. Düşüşte kağıt, düşüşlerde kağıdın içinde kalma. Düşüş trendinde kağıtta kalma. Nakite dön. Ama çıkış ortamı içinde dur bir dakika. Kağıda bir müsaade et. Bakalım nereye gidiyor. Yani 160, 105 o alan ilerideki aylarda yukarı yönde katlasa 60, 160'ın üzerine 225'ler, 250'ler arası bir rakam ortaya çıkar. Ama bu hemen olmaz. Hemen ağzımdan yani böyle cımbızla çeker gibi efendim 225'e gider dedi. Dedi de belki ama önümüzdeki aylarda kaç ayda? 2 ayda olmayabilir kardeş. Olmayabilir. Veya 15 günde olmayabilir. Ha, spekülatör kafaya takar bu işi. Tak tak 3 harekette tavan tavan tavan. 3 tane tavan çekti mi zaten? Kağıt geldi oraya. 200'ün de üstüne gider bir anda. 2 tavanda zaten 205 oluyor. 3. tavanı da çektin mi 225 olur. Yani, o da ayrı mesele. Ama o normal bir hareket olmaz. Yani biz normal bir takım hareketlerden bahsetmeye çalışıyoruz. Yoksa alıp 5 kere arka arkaya hurra diye tavan yaptırılıyor. Gayet rahat oluyor. Görmüşsün işte 92'den 164'e götürmüş. Yani bir anda 65 lira yapmış. 100 liradan 165'e gitmiş. O endeksin 2000 yani 140 binden 240 bine olan çıkışı. Ama orası da az buz değil. 100 bin puan çıkıyorsun ya. 140 binden 240 bine geliyorsun ya. Pardon. Burada da hocam 180 binden 300 bine geliyoruz. 120 bin puan. Şimdi o zaman başka mesele tabii. Yani bu endeks şimdi 300 bine gidecekse direkt olarak burası da gider o zaman kardeşim. Evet. Geçelim. Hocam. İnşallah. Bir de Migros'a bakalım. Sıradaki hissemiz. Evet. Biraz kulpu bunu fazla uzadı. Çok aşağılara geldi. Hani burası fincan kulp gibi olsa yeşil renkli alan fincan gibi düşün. Sarı renkli alanı kulp gibi düşün. Ama üst tarafta direnç belli. 52 lira civarında bunun satıcısı var. Evet. 35'e kadar inmiş kulp. 35-52 nereden baksan 17 lira. 52'nin üzerine 17 koysan 70 eder. 3 aşağı 5 yukarı. Yani 52-17 daha 59-69 falan. Oraya gider mi? Gidebilir. Ama buradaki dertler bu davalar falan oldu ya. Yani işte fiyatların üzerine çok bindiriyorsunuz. Fiyat artışlarına sebep oluyor ara şeyler. Zincir marketler falan filan. Vallahi bir zamanlarda forex şirketleri üzerinde böyle laflar edilmişti. Hatta tebliğler çıktı. Yasaklandı, şu oldu, bu oldu. Ama hiçbir zaman ne dolar ne eurodaki TL'ye karşı olan yükseliş durdurulamadı. Yani onlar başka işler. Türkiye'nin üretime falan ihtiyacı var. Bir de aradaki grubun azalması lazım. Yani ben geçen ya 5 liraya olan maliyeti vatandaş çiftçi 5 liraya satamıyor malını markette 35 liraya çıkıyor nasıl oldu diye sormuştum. Hocam yanlış bilgi veriyorsunuz falan filan. Peki sen ver hocam doğru bilgiyi sen ver Allah'ını seversen biz de öğrenelim. Bana laf yetiştireceğine bir de doğru bilgi ver. Yazmış oraya. Yani 24 lira veya 18 lira domatesin efendim haldeki fiyatı. Yok ya. Daha dün 45 liraydı burada İzmir pembe domates. Ne anlatıyorsun? Şimdi gideceğim Selimiye'ye. Selimiye'ye de hani pazara ucuz mal almak için gitmiyorum. Sağa sola. Yani
bir takım şeyler konuşulmaz. Orada mesela saat yani akşam zamanlarında ortalıkta dolaşan fakir fukara da var. Tavsiye ederim. Yani pazarcıya güveniyorum işte. Alışveriş yaptığım pazarcıya bırakıyorum. Sen diyorum bilirsin burada gezenleri. Onlara işte ufak tefek birkaç şey yap, ver. Haftada bir gece belki bir yemek yer. Gırtlağından bir şey geçer. Bu tip işleri genelde yapmak lazım. Yani yapılıyor zaten. Çoğu insan yapıyor ama yani böyle durumlara esasında muhtaç olmazsak çok daha iyi. Evet. Yani insana insana muhtaç etmeyin. Orası da dediğim gibi tekrar dönersek Migros'a işte davalar, şunlar, bunlar falan filan ama yani kağıt gider. Gider. Yukarı daha yukarılara gidebilir. Önümüzdeki aylarda dediğim gibi 60 lira doğru gidebilir. Endeks 300 bine gidecekse kardeşim bu kağıtlar da burada durmaz. Geçelim. Evet hocam, son 1,5 dakikamız kaldı. İsterseniz Asuzu'yla sonlandıralım. Evet. Uzun süre hiç hareket etmedi. Yani Ford gitti, o gitti, bu gitti, Tofaş gitti falan. Bu kağıt durdu. Daha sonra bir hareketlenme yaşandı burada. Lotlar da fazla olmadığı için çok rahatlıkla birilerinin lotlara sahip olması lazım ki o kağıdı yüklensin, alsın, yukarılara doğru taşısın. E maşallah burası da iyi taşımış. 15 liradan 105 liraya nereden baksan 7 katı. Şimdi yani bir takım yerlerde büyük kağıtlar 7 katı yapmadı. Ya burası bunu eder mi etmez mi konusuna girmiyorum. Ama 40 liradan 105 liraya çok sert bir yükseliş var. Oralarda eğer millet bu 300 liraya gider falan filan diye yüksek miktarda lotlarla eğer daldıysa, alımlar filan yapıldıysa, hisse biraz dağıtıldıysa dün bir anda taban oldu. Bugün bilmiyorum nerelerde. Yani ama kırmızı renkli 20 günlük ortalamaya doğru geri çekilirse de şaşırmam. Evet. Biraz düzeltme sürecini yaşıyor diyebilirim. Evet, herkese bol kazançlar diyelim. Hocam değerli bizim katılımınız için çok teşekkürler. Bizim takıma da bol şanslar. Bizim takımın çok şansa ihtiyacı yok gibi duruyor ama bakalım hocam. Evet. Hocam kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir yayındı. Tekrar bol kazançlar diliyorum. Evet, seni görmek iyiydi Eren. Çok teşekkürler kendine hocam. İyi bak. Sizi görmek de çok güzeldi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, Borsa Teknik programının sonuna geldik. Ahmet Mergen hocamla çok güzel, çok keyifli bir sohbette bulunduk. Yayınımız Paratoner programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.